Berat Haber Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler Sayın Seyitçiler. Günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Hogan Cuellar Kıbrıs'ta ikinci kez temaslar gerçekleştiriyor Sayın Seyitçiler. Garantör ülkeler Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'yi ziyaret ettikten sonra Kıbrıs'a gelen Hogan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kıbrıs Türk'ünün eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüsü konusunda ciddi açılımlar gerektiğini belirtti. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün sıkıntılı süreçler yaşadığını, bundan sonra da yaşayabileceğini ama egemenlikten asla taviz vermeyeceklerinin de altını çizdi. Hogan ise Kıbrıs meselesine Kıbrıs sorunu değil de Kıbrıs konusu olarak bakılmaya başlanmasını temenni ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Hogan'le 14 Mart Perşembe günü akşam yemeğinde yeniden bir araya geleceklerini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Hogan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmenin ardından Tatar ve Hogan basına ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu yeniden ayrıntılı bir şekilde anlatma fırsatı bulduğunu belirterek, Hogan ile Perşembe günü akşam yemeğinde yeniden bir araya geleceğini söyledi. Hogan'e Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu, Kıbrıslı Türklerin yıllarca Rumların saldırılarına maruz kaldığını ve acılar çektiğini anlattığını söyleyen Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bir çözüm bulana kadar adanın tek hakimi olarak gördüğünü, 186 numaralı kararı aldığını anlattığını söyledi ve işte bizim esas rahatsızlığımız Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Cumhuriyeti'ni adanın tek hakimi görmesi dedim dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar, ambargolar ve kısıtlamalar içinde olduğunu da aktardı. Ne buraya bir direkt uçuş var, ne direkt ticaret var, ne bizim gençlerimiz bir yerde bir futbol maçı veya bir sporda uluslararası müsabakalara katılabiliyorlar. Bizlerin dünyanın çeşitli farklı liderleriyle Türk devletleri de dahil yapacağımız bir takım temasları, görüşmeleri öyle veya böyle araya girip engelleyebiliyorlar. Ve dünyanın çeşitli ülkeleri de buna ayak uydurabiliyorlar. Özellikle Avrupa Birliği bir bütün olarak hareket ettikleri için Rum liderle her yerde görüşüyorlar. Her yerde Kıbrıs meselesi konuşuyorlar ama bizimle görüştükleri falan yok. Çünkü bizi tanımazlar. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakere sürecinin yeniden başlayabilmesi için Kıbrıs Türk'ünün eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüsü konusunda ciddi açılımlar gerektiğini belirtti. Bu egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü 3 yıldır sürdürmekte olduğumuz bu yeni siyasetimizde elbette bir mesaj vardır. Yani tekrar bir müzakere süreci başlayacak olursa, yeni bir süreç başlayacaksa mutlak surette bu egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü noktasındaki taleplerimiz, ki esas itibariyle bütün bunlar 1960 anlaşmasının içerisinde var, anlattığım sebeplerden dolayı bunlara yönelik adımların atılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmişte Kıbrıs Türk'ünün müzakere masasına sorgulamadan oturduğunu, süreç sonunda hiçbir kazanım elde etmeden masadan ayrıldığını da ifade etti. Kıbrıs Türk Devleti'nin 60 yıldır var olduğunu kaydeden Tatar, bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın bir parçası da Kuzey'deki Türk Devleti olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacaktır dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Hogan görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığından ayrılmadan yaptığı açıklamada Tatar'la görüşmesinin çok iyi geçtiğini, adada kalacağı bir haftanın yapıcı olmasını temenni ettiğini kaydetti. Hogan, Kıbrıs meselesine Kıbrıs sorunu değil de Kıbrıs konusu olarak bakılmaya başlanmasını temenni ediyorum dedi. Hogan, adanın her iki tarafından bazı siyasi parti, sivil toplum örgütü ve ticaret odalarıyla görüşeceğini de belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Hogan Cuellar adadaki temaslarını dün öğleden sonra da sürdürdü. Hogan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis'le görüştü. Hogan daha sonra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile de bir araya geldi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis, öğleden sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Hogan ile bir araya geldi.
Sigmaliv haber sitesinde yer alan habere göre Holguin görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Hristodoulidis'le oldukça iyi bir görüşme yaptıklarını ve ilerleyen günlerde bir kez daha görüşeceklerini söyledi. Holguin önemli bir haftaya başladıklarını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini öğrenmek üzere farklı siyasi partilerle bazı temasları olacağını kaydetti. Ankara, Atina ve Londra'daki bir dizi temasın ve edindiği bilgilerin ardından Kıbrıs'a döndüğüne işaret eden Holguin, tüm enerjisini vererek çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Hristodoulidis ise Holguin'le Kıbrıs sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve Holguin'in yaptığı temaslarla ilgili bilgi aldıklarını söyledi. Görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'la hükümet sözcüsü Konstantinos Litimbiotis de yer aldı. Holguin daha sonra Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret etti. Belediyede gerçekleştirilen görüşmede Harmancı, Holguin'e Lefkoşa Türk ve Rum Belediyesi tarafından hazırlanan Lefkoşa Master Planı'yla iki belediyenin üzerinde uzlaştığı Kanlıdere Projesi ile ilgili görselleri hediye etti. Harmancı, görüşmenin başında yaptığı konuşmada Holguin'i Lefkoşa Türk Belediyesi'nde görmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti ve Holguin'in görevini ve iki toplum arasında köprü kurmanın zorluğunu anladığını ifade etti. Holguin'in mevcut durumu kapsamlı bir şekilde kavradığına tanık olduklarını kaydeden Armancı, Holguin'in farklı bir bakış açısıyla iki toplumu yakınlaştıracak, taraflar arasındaki duvarın yıkılmasını ve en azından müzakerelerin başlamasını sağlayacak farklı unsurları masaya koyacağına inandığını söyledi. Harmancı, yeni sürece katkı koymaya gönüllü olduklarını da vurgulayarak engellerin aşılmasının bir yolunun bulunması gerektiğini kaydetti. Görevi aldıktan sonra Kıbrıs'a ikinci ziyaretini yapan Holguin'in önümüzdeki günlerde siyasi parti temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor. Yüksek Adliye Kurulu dün öğleden sonra toplanarak Cumhurbaşkanı'nın YÖDAK Başkanı ile ilgili başvurusunu görüştü. Sayın Seyşer, kurul soruşturma memuru olarak kıdemli yargıç Gökhan Asapoğulları'na atadı. Yüksek Adliye Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın geçtiğimiz Cuma günü Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı'nın görevden alınması talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirerek soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul soruşturma memuru olarak kıdemli yargıç Gökhan Asafoğulları'nı atadı. Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri Neşe Başkan'dan aldığı bilgiye göre Yüksek Adliye Kurulu toplanarak Cumhurbaşkanı'nın yazısına istinaden YÖDAK Başkanı Turgay Avcı hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Avcı hakkındaki soruşturmayı Yüksek Adliye Kurulu'nun soruşturma memuru olarak atadığı kıdemli yargıç Gökhan Asafoğulları yürütecek. Yüksek Adliye Kurulu'nun kararının Asafoğulları'na tebliğ edilmesinin ardından Asafoğulları mahkemeler ve YÖDAK yasaları uyarınca Turgay Avcı'dan 15 gün içinde yazılı savunma isteyecek. Savunmanın ardından Asafoğulları en geç 30 gün içinde hazırlayacağı raporu Yüksek Adliye Kurulu'na sunacak. Raporu değerlendirecek. Kurul, kovuşturmaya gerek görürse disiplin yargılamasına geçilecek. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik Başkanlığındaki 12 kişilik Yüksek Adliye Kurulu, 7 Yüksek Mahkeme Yargıcı, Başsavcı, Cumhurbaşkanı'nın atadığı üye, Meclis'in atadığı üye, Barolar Birliği'nin atadığı üyeden oluşuyor. Sayın seyirciler, bugün İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 103. yıl dönümü. Bu çerçevede Mehmet Akif Ersoy, Türk'ün Özü, Akif'in Sözü panel programı düzenlendi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, millet olmak maneviyat ister, inanç ister, vatan sevgisi ister, fedakarlık ister. Bütün bunları Mehmet Akif Ersoy'un kimliğinde bulabildik, dedi. Anadolu Mektebi Kıbrıs Okumaları Projesi kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Mehmet Akif Ersoy, Türk'ün Özü, Akif'in Sözü panel programı düzenlendi.
Panelde konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Mehmet Akif Ersoy'un millet vasfını üzerinde birleştiren örnek bir kişiliği olduğunu belirterek etkinliğin öğrencilere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hep var olsun. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı boyunca manevi değerleri ön planda tuttuğunu ifade ederek eserlerinin gelecek nesillere ilham olacağını kaydetti. Gelecek nesillerimizi, devletimizin geleceğini emanet edeceğimiz bu nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve hem kökünü bilmek hem de yukarıya çıkabilmek adına sağlam bir temele basmak gerekiyor. Tarihi bilmek lazım, geçmiş kültürel, sosyal kökenimizi bilmek lazım, kim olduğumuzun farkında olmak lazım ki ne söyleyeceğimiz bir manası olsun, bir hedefi olsun. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da Mehmet Akif Ersoy'un halkın nabzını ve manevi duygularını en iyi şekilde haykırabilen bir şair olduğunu vurgulayarak Ersoy'un Türk milletinin direnişinde kadim çalışmalara yön verdiğinin altını çizdi. Ersoy'un eserlerinin varlığını sürdürürken Kıbrıs Türk halkına da yön verdiğine dikkati çeken Tatar şunları kaydetti. Bir millet kökünü, tarihini, geçmişini bilmezse, bütün bu değerleri gençleriyle paylaşmazsa, eğitimin içerisinde bunlar hak ettiği yer almazsa elbette gelecekte sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü geçmişini ve tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Cumhurbaşkanı Tatar, özgür yaşamak için milli ruhu ve heyecanı yaşatmak gerektiğine vurgu yaptı. Millet olmanın en büyük dayanağı ve temelinde yatan bu unsurlardır. Millet olmak maneviyat ister, milli değerler ister, inanç ister, vatan sevgi ister, fedakarlık ister, tevazu ister ve işte bütün bunları Mehmet Akif Ersoy'un kimliğinde bulabildik. Meclise bakalım. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun çalışmalarına göz atalım şimdi Sayın Seyirciler. Genel Kurul Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanı'nda saat 12.30 sıralarında toplandığı denetim göreviyle toplanan Genel Kurul'da güncel konuşmalar yapılıyor Sayın Seyirciler. Aktarmış olalım. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve eski YÖDAK Başkan Yardımcısı Mehmet Asküler tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı Sayın Seyirciler. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı ile YÖDAK Eski Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Hasküler Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Turgay Avcı ve Mehmet Hasküler 50'şer bin Türk Lirası teminatla tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Güzel Yurtluk Marif Koleji Bilim Şenliği bugün yapıldı. Öğrenciler bilim ve matematik deneyleri yaparak hem eğlendi hem de öğrendi. Güzel Yurt Türk Marif Koleji, baharın gelmesiyle birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğlenirken öğrenmelerine destek olmak amacıyla bilim şenliği düzenledi. Okul avlusunda düzenlenen şenlik, renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Şenlikte öğrenciler çeşitli matematik ve fen deneyleri de yaptı. Etkinlikle ilgili olarak BRT'ye bilgi veren okul öğretmeni Hatice Benan, bilim şenliği adı altında ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, bölge okullarından öğrencilerin etkinliğe katkıda bulunduğunu söyledi. Biz hem kendi öğrencilerimizin biraz sınıf dışında etkinlik yapmasını, bilimin aslında eğlenceli, uygulanabilir, sadece teoride kalmayan bir şey olduğunu göstermeye çalışıyoruz bugün. Bir de tabii ki minik başka ziyaretçilerimiz de var. Onların da daha sonra hani bu okulu da seçmelerinde, bu okul için biraz daha motive olmaları için hem de bilim yolunda herhangi bir belki işle ilgili bir şey olabilir ya da alan, biliyorsunuz artık sözel, sayısal şeklinde, fen şeklinde ayrılıyor lisede. Bu alanlara birazcık daha ilgilerini artırmak ve eğlenceli olduğunu göstermek için planladık bugünü.
BRT mikrofonuna konuşan öğrenciler de yaptıkları deneyler hakkında bilgi verdi. Biz şimdi bu kavanozun içinde kaynar su ve bu spreyle birlikte bir bulut, yani etkileşim oluşturacak gaz ve bulut karışımı. Bunu içeride böyle etkileşim yapar. Yukarıdan aşağıya böyle bulutlar, gaz gibi bulutlar oluşur. Açtığımızda da dışarıya güzel kokuyla bulutlar birlikte çıkar ve size bugün bu deneyi gösterecek. Öncelikle kaynar suyumuzu kavanoza döküyoruz. Az miktar. Ardından spreyimizi sıkıyoruz. Buzları koyduğumuzda buradan görürseniz yukarıdan aşağıya bir etkileşim oluşuyor. Tam bulut değil ama buhar gibi. Evet, bulut ve buharın karışımı bir etkileşim oluşuyor. Buzları üstünden al. Kapağı açtığımızda ise böyle buhar çıkar. Çok güzel de kokar. Çok güzel de kokar, koklayabilirsiniz. Önce bu kabımıza yarısına kadar su doldurduk. Üstüne de deterjan ekledik. İyice köpürene kadar karıştırdık ve üstüne gaz ilave ettik. Ondan sonra elimize aldığımız zaman, çakmakla yakacağımız zaman alev alıyor. Ondan sonra bu şekilde. Yanmıyor mu peki? Şey yok, elimiz yanmıyor. Sadece köpük yanıyor. Direkt elimizi sirkelediğimiz zaman da köpük söner. Deneyi ben de çok beğendim. Önce birazcık korktuydum ateş olduğu için ama ondan sonra hocamız da yardım edince güzel oldu, beğendik. Hoşumuza gitti. Küçüklere de yapacağız şimdi ama onlara da işte uyarmamız gerek evde yapmamaları için. Deneyimizin ismi Black Snake deneyi. Bu deneyde biz karbonat, pudra şekeri ve alkolü karıştırıp yakarık kumla birlikte. Böyle dolanır, siyah yılana benzeyen uzun bir şey çıkar. Normalde bundan daha büyük olması gerek. Daha da büyüyecek ama şu an daha başıdır diye. Burada doğum simülasyonu gibi. Doğumun nasıl gerçekleştiğini anlatıyoruz. İşte bebeğimiz, plasentamız aşama aşama. Burada doğumu gerçek gösteriyoruz. Başkent Defkoş'a Eklektik Manifest etkinliğine hazırlanıyor. 11 Mayıs'ta açılışı yapılacak olan Eklektik Manifest 22 Haziran'a kadar devam edecek. Etkinliğin ana sponsoru Vedat Kaner Vakfı ile bugün işbirliği protokolü imzalandı. Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde ve ARKE Lefkoşa Organizasyonu ile 1. Lefkoşa Bienali'ne giriş niteliğinde Eklektik Manifest etkinliği düzenleniyor. Lefkoşa Türk Belediyesi ve etkinliğin ana sponsoru Vedat Kaner Vakfı, Arabahmet Kültür Evi'nde işbirliği protokolü imzaladı ve etkinlik hakkında bilgi verdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı, Lefkoşa için çok önemli bir sanatsal açılımı şehre kazandıracaklarını belirtti. ARKE'nin oluşumu ile birlikte Lefkoşa'da kültür, sanat ve arşiv alanında önemli çalışmalar gerçekleşmeye başladığını belirten Harmacı, bunun ilk ürünlerinden birinin Eklektik Manifest olacağını söyledi. Bu işbirliğinin bir seferlik olmadığını, bunun sadece bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki yıllarda bunun bir bienale evrileceğini ve bunun bu yıl için önemli bir alıştırma yılı olduğunu düşünüyorum. Ve bu işbirliğine bugün imza atmaktan sanatı Lefkoşa'da farklı alanlarda yeniden filizlendirmekten dolayı oldukça mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Vedat Kaner Mütevelli Heyeti Başkanı Kaan Kaner de farklı disiplinlerden sanatçıları ve eserleri bir araya getirecek, şehrin kültürel dokusunu canlandıracak ve Lefkoşa'yı uluslararası sanat camiasında önemli bir merkez haline getirecek bu vizyoner projenin bir parçası olmanın vakfın temel misyonuyla örtüştüğünü söyledi. Lefkoşa Bienali'ne giriş niteliğindeki Eklektik Manifest'in etkinliğinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alanda da büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız. ARKE Direktörü Halil Duranay da hedeflerinin 2025 yılında uluslararası bir Lefkoşa Bienali düzenlemek olduğunu söyledi. Şehrin farklı 8 noktasında 12 katılımcı, 8 sanatçı alternatif mekanlarla birlikte 21 etkinliğe 1,5 ay boyunca ev sahipliği yapılacağını kaydeden Duranay, 11 Mayıs'ta açılışı yapılacak olan Eklektik Manifest'in 22 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti. Eklektik Manifest adını verme sebebimiz farklı birçok dönemi ve bir projeyi bir araya getirdiği için, toparladığı için sadece
sanat temasıyla yürümeyeceğiz. Arşiv ve ustalara saygı seksiyonuyla iki tane alternatif klasik sergi açılacak. Lefkoşa Türk Belediyesi yaz dönemlerinde yangın tehlikesi oluşturan ve mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazileri temizlemeye başlayacak. Lefkoşa Türk Belediyesi özellikle yaz dönemlerinde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine yol açıp mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliğine 15 Mart itibarıyla başlıyor. Belediyenin temizlik şubesi, arsası veya arazisi olan özel mülk sahiplerine bu arazileri temizleme çağrısı yaparken, mal sahipleri tarafından temizlenmeyen ve belediye ekipleri tarafından temizliği yapılan boş arsa ve arazileri, belediye meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacağını açıkladı. Şubeden yapılan açıklamada yurttaşlara arazilerini temizlemeleri için posta yoluyla bildirim yazısı da gönderilmeye başlandığı kaydedilirken, yurttaşların arsa veya arazi temizliği konularına ilişkin 2285-221 numaralı Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi'ne ulaşabilecekleri de bildirildi. İtfaiye Müdürlüğü bahar aylarının gelmesiyle yangın riskine karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti. İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğine dikkati çekerek yangın riskine karşı alınması gereken önlemleri sıraladı. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, iş yeri ve konutlardaki elektrik tesisatlarında yüklenmeden dolayı meydana gelebilecek kısa devreleri önlemek, elektrik tesisatına fazla yüklenmemek ve yangına sebep olmamak için fazla elektrik akımı tüketen cihazların aynı anda ve çoklu prizlerde çalıştırılmaması gerektiği kaydedildi. Katlanarak zamanla zarar görmüş uzatma kablolarını kullanmaktan kaçınılması istenen açıklamada, arıza durumunda elektrik tesisatlarının kontrolünün uzman kişilere yaptırılması gerektiği ifade edildi. Elektrik panolarının bulunduğu yerlerde azami 6 kilogram kapasiteli kuru kimyevi toz içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması gerektiği belirtilen açıklamada, bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin yangının büyümesinde ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacağı kaydedildi. Şömine veya odun sobalarını yakmak için odunları tutuşturmak maksadıyla ani parlayan yanıcı maddeler kullanılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tamamen söndüğünden emin olmadan mangal, şömine veya odun sobalarından çıkan kömürlerin çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökülmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılması halinde yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği vurgulandı. Araçların içerisinde, iş yeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyeceği kaydedilen açıklamada, iş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır denildi. Açıklamada, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen 199 itfaiye ihbar attı, 177 orman yangını ihbar attı veya 155 polis hattına ulaşmaları istendi. Bu sabah Lefkoşa Gazi Mausa ana yolunda yine kaza vardı sayın seyirciler. Ayrıntılarına bakalım şimdi. Kazada yoldan çıkan buzluklu kamyon arızalandığı için yol kenarına çekilen çöp kamyonuna çarptı. Kazada buzluklu kamyon şoförü yaralanarak Lefkoşa Doktor Burhan Lavantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Ve meteorolojiden bir uyarı, toz zerrecikleri ülkemizde etkili olmaya başlıyor sayın seyirciler. Meteoroloji Dairesi Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün 14'ten yarın 23.59'a kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
yansıyan gelişmeleri paylaştık. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 maçla tamamlanacak. Turnuvanın son 16 turunda bugün ve yarın yapılacak rövanş maçlarının ardından son çeyrek finalistler belli olacak. Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Lyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek. Devler Ligi'nde şu ana kadar Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek finale yükselmişti. Bugün saat 22'de başlayacak son 16 turu rövanşında Arsenal, Porto ve Barcelona Napoli karşılaşmaları var. Yarın saat Atletico Madrid, Inter ve Borussia Dortmund PSV karşılaşmaları oynanacak. Trendyol Süper Lig 29. hafta kapanışında Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında 2-0 kaybetti. Son 9 haftaya girilen ligde böylece şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı. Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı. Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe maçlarını kazanarak yollarına devam etmişti. Sarı Kırmızılar sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, Sarı Lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendik Spor'u 4-1 mağlup etmişti. Zirvede Galatasaray 78, Fenerbahçe ise 76 puanda. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği kuruluşunun 40. yılında bu akşam 40. yıl kokteyli düzenliyor. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği bu akşam saat 19'da Lefkoşa Paradise Park'ta gerçekleştirilecek ve futbol camiası yanı sıra siyasilerin de yer almasının beklendiği özel gecede 46 teknik adama ödül verecek. 1984 yılında kurulan Futbol Antrenörleri Derneği'nin kuruluşundan bugüne Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik adamlar onurlandırılacak. Yanı sıra geçen sezondan itibaren başlatılan başarılı teknik adamların ödüllendirilmesiyle alakalı olarak da ilk devrenin son 5 haftasının ve ikinci devrenin ilk 5 haftasının başarılı teknik direktörleri ödül alacak. Dernek U16 Ligi şampiyon ve finalist takım antrenörlerini de unutmadı. Gecede ödül alacaklar arasında U16 Ligi antrenörleri de var. KTSYD Kupası Handball Turnuvası'nda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hem kadınlar hem de erkeklerde final oynayacak. Turnuvanın son finalistlerini dün akşam oynanan karşılaşmalar belirledi. Kadınlar yarı final karşılaşmasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Digem karşısında 35-23 üstünlük elde etti. UKÜ erkekler yarı finalini ise rakip Yükseliş karşısında 27-23'lük sonuçla aldı ve final hakkı kazandı. Turnuvanın ilk finalistleri kadınlarda, Esentepe erkeklerde ise Gençlik Gücü olmuştu. Geleneksel Handball KTSYD Kupası'nda finaller 14 Mart Perşembe oynanacak. Yaş grupları tenis organizasyonu Nikosia Motors Cup tamamlandı. 8-9 yaş, tekler 10-12, 14-16 yaş ve 13 artı tek ve çift kategorilerinde müsabakaların yapıldığı turnuvanın son final müsabakaları 14 yaş ve 13 artı grubunda oynandı. 14 yaş kızlarda Almira Akşahin, erkeklerde Baran Başaran, 13 artı kadınlarda Şengül Tilki, 13 artı erkeklerde ise Kaan Dönmez birinciliklerin sahibi oldu. Kategorilerinde başarılı olan raketlere ödülleri düzenlenen törende verildi. Türkiye Liseler Arası Basketbol Şampiyonası B grubunda mücadele eden Yakın Doğu Koleji ilk maçını kaybetti. Yakın Doğu Koleji ilk mücadelesinde İstanbul Bölge ikincisi Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi'ne 108-75 yenildi. YDK şampiyonadaki ikinci maçını bugün oynayacak. Takım bu kez İstanbul Bölge üçüncüsü Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile karşı karşıya gelecek. NBA'de Dallas Mavericks deplasmanda Chicago Bulls'u 127-92 mağlup etti.
Bulls forması giyen ve maçta 25 dakika süre alan Onur Alp Bitim, 17 sayı 5 rebound 1 asistle NBA kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı. Öte yandan Houston Rockets forması giyen Türk oyunculardan Alperen Şengün kısa bir tedavi sürecinin ardından salonlara eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağı açıklamasında bulundu. Sacramento Kings maçının son anlarında sakatlanan oyuncu sahayı tekerlekli sandalyede terk etmişti. Birleşik Devletler'in Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının 3. turunda Luka Nardi tek erkeklerde 1 numaralı seri başı Djokovic'i 2 saat 17 dakika süren karşılaşmada 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerde 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Dünya sıralamasının 123. basamağında yer alan İtalyan raket Nardi böylece Masters 1000 veya Grand Slam etkinliğinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i yenen tarihteki en düşük sıralamadaki oyuncu oldu. Markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Bugün yine önceleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Evet. Yüksek basın sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi bugün de devam edecek. Perşembe gününe kadar da devam etmesini bekliyorum. Bugün açık az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek havamız. Ve en yüksek hava sıcaklıkları bugün yine Lefkoşa'da 24 derece. Güzelyurt'ta 23, Lefke'de 20, Girne'de 21, Alevkayası'nda 17, Yenilen Köy Dipkarpaz Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 18, İskele'de 22, Gazimausa'da 21, Larnaka'da 22, Limassol'da 21, Baf'ta 22 ve Trodos'ta 10 derece. Ve bu akşam yine havamız az bulutlu geçecek. Ve en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt'ta 3, Lefkoşa'da 4. Hafif derecede iç kesimlerde don olayını da bekliyorum efendim. Girne 11, Lefke 9, Alevkayası 5, İskele 4, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 10, Gazimausa'da 7, Larnaka'da 9, Limassol'da 10, Baf'ta 8 ve Trodos'ta 2 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta hava yine ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak olan Kıbrıs Adası da Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 24, Güzelyurt'ta 23, Lefke'de 20, Girne'de 21, Alevkayası'nda 17, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 20, Gazimausa'da 21, İskele'de 22, Larnaka'da 23, Limassol'da 22, Baf'ta 23 ve Trodos'ta 12 derece efendim. 2023 dedik, 2024'ün Ocak, Şubat'ı dedik ve Mart'ın ilk haftası dedik ve hep mevsim ortalamalarının üzerinde bir sıcaklık olacağını söylemiştik. Ve oldu efendim. Ve en yüksek sıcaklıklar da bu Mart'ın ikinci haftasının ilk günlerinde. Evet, bu hava sıcaklığı devam edecek efendim. Perşembeye kadar. Perşembeye kadar devam edecek olan hava sıcaklığı Cuma gün öğle saatlerinde yerini sağanak yağmura bırakacak. Rüzgarlar kuzey ve doğu yerlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesini bekliyorum. Evet, bizden bu kadar efendim. Diğer yayınlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.
güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΓΕ, Μαρία Άγχελα Όλκινγκουέρ, διεξάγει για δεύτερη φορά επαφές στην Κύπρο με την ελπίδα να βρει κοινό έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επί του Κυπριακού. Κατόπιν επίσκεψης της στις εγκύτριες χώρες Τουρκία, Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, η κυρία Όλκιν είχε την πρώτη της συνάντηση χθες με τον πρόεδρο Εσίν Τατάρ. Οι δύο έδωσαν ξεχωριστές διασκέψεις τύπου μετά την συνάντηση διάρκειας περίπου μιας ώρας. Ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ είπε ότι βρήκε η άλλη μια φορά την ευκαιρία να επεξηγήσει στην προσωπικά απεσταλμένη την θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς και προήγγειλε ότι θα συναντηθεί και πάλι με την κυρία Ολγκίν σε δείπνο την προσεχή Πέμπτη. Επαναλαμβάνοντας στην κυρία Ολγκίν το ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί στην Κύπρο και ότι οι Τουρκοκύπροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ελληνοκυπριακές επιθέσεις και έζησαν μεγάλα δεινά επί πολλά χρόνια, είπε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί την ούτω καλούμενη Κυπριακή Δημοκρατία ως τον μοναδικό κυρίαρχο του νησιού μέχρι να βρεθεί λύση και ότι υιοθέτησε το ψήφισμα 186. Είπα στην κυρία Ολγκίν ότι η κύρια δυσφορία μας είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία ως τον μοναδικό κυρίαρχο του νησιού, τόνισε. Επεξηγώντας την Κολομβιανή απεσταλμένη του ΟΕΓΕ το ότι ο τουρκοκυπριακός λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με απομονώσεις και περιορισμούς, σημείωσε τα εξής. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις εδώ. Δεν υπάρχει απευθείας εμπόριο. Ούτε οι νέοι μας μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οι Ελληνοκύπριοι μπορούν να παρεμβαίνουν και να εμποδίζουν τις συναντήσεις που θα έχουμε με διάφορους ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των τουρκικών κρατών, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενεργεί ως σύνολο, μπορεί να συζητήσει το Κυπριακό με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη παντού, αλλά δεν συναντάται μαζί μας γιατί δεν μας αναγνωρίζει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να γίνουν σοβαρά βήματα στο θέμα της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού προκειμένου να επαναρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Ο πρόεδρος Τατάρ δήλωσε επίσης ότι στο παρελθόν οι Τουρκοκύπροι κάθονταν αδιαμφισβήτητα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο τέλος της διαδικασίας έφευγαν από το τραπέζι χωρίς να αποκομίσουν κανένα κέρδος. Σημειώνοντας ότι το τουρκοκυπριακό κράτος υπάρχει εδώ και 60 χρόνια, ο κύριος Τατάρ είπε: «Εάν υπάρξει συμφωνία, μέρος αυτής της συμφωνίας θα είναι το τουρκικό κράτος στο βορρά. Θα είναι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Εξάλλου, η προσωπική απεσταλμένη του ΟΕΓΕ, Μαρία Άγχελα Όλκινγκουέρ, δήλωσε ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τατάρ και ότι ελπίζει οι υπόλοιπες συναντήσεις που θα έχει αυτή την εβδομάδα να είναι επικοδομητικές. «Ελπίζω να σκεφτόμαστε περισσότερο το Κυπριακό ως ένα θέμα παρά ως ένα πρόβλημα», είπε. Η κυρία Ολγκίν δήλωσε επίσης ότι θα έχει συναντήσεις με πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εμπορικά επιμελητήρια από τις δύο πλευρές κατά την παραμονή της στο νησί. Το απόγευμα συνέχισε τις επαφές της στο νησί η Μαρία Άγχελα Ολγκίν-Γουέαρ, προσωπικά απεσταλμένη του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Ολγκίν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νίκο Χριστοδουλίδη. Η Ολγκίν συναντήθηκε επίσης με τον δήμαρχο της Λευκώσιας Μεχμέτ Αρμαντζού. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την συνάντησή της με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, η προσωπικά απεσταλμένη επεσήμανε ότι επέστρεψε στην Κύπρο μετά από μια σειρά επαφών στην Άγκαρα, την Αθήνα και το Λονδίνο και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο τουρκικό δημαρχείο της Λευκώσια, ο δήμαρχος Μεχμέτ Χαρμαντζού παρουσίασε στην κυρία Ολγκίν το ενιαίο ρυθμιστικό σχέδιο της Λευκώσια που εκπονήθηκε από τον τουρκικό Δήμο Λευκώσια και τον ελληνοκυπριακό Δήμο Λευκωσίας και τα οπτικά υλικά του έργου Καλύτερε που συμφωνήθηκε από τους δύο Δήμους. Στην ομιλία του κατά την συνάντηση, ο κύριος Χαρμαντζού εξέφρασε την ευχαρίστηση του που βλέπει την κυρία Ολγκίν στο τουρκικό δημαρχείο της Λευκώσια. Επίσης, εξέφρασε την πίστη του ότι η προσωπικά απεσταλμένη θα θέσει στο τραπέζι διαφορετικά στοιχεία με μια διαφορετική προοπτική που θα φέρει τις δύο κοινότητες πιο κοντά. Εκπρόσωποι των οργανώσεων μέλων της πλατφόρμας «Αυτή η χώρα είναι δική μας» επέδωσαν επιστολή στην προσωπικά απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΓΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγχελα Ολγκίν-Γουέαρ, στο σημείο διέλευσης του Λίδρα Μπάρας. Η Σελμά Ιλέμ επέδωσε στην κυρία Ολγκίν την επιστολή που περιλαμβάνει τις απόψεις της πλατφόρμας για την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη λύσης,
καθώς επίσης το αίτημα της για συνάντηση μαζί της. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των κοινοτήτων του νησιού τάσσεται υπέρ μιας ομοσπονδιακής λύσης στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΕΓΕ και υπερασπίζεται η άποψη ότι η διαδικασία που πάγωσε μετά το Κραμ Μοντάνα πρέπει να επαναρχίσει στην βάση του πλαισίου Κουτέρες και να διατηρηθούν τα κεκτημένα και το κοινό έδαφος. Η Επιτροπή Βελτίωσης των Χερσαίων Συνοριακών Πυλών που συστάθηκε από το Πρωθυπουργικό άρχισε να εργάζεται για ένα έργο βελτίωσης της συνοριακής πύλης του Μπέαρμουντου μετά την συνοριακή πύλη του Μετεχάν. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσκεψη στην συνοριακή πύλη του Μπέαρμουντου και αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την σκοπιμότητα του έργου. Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικοδομής, Τουρκμέν Ιίτσαν, δήλωσε ότι πραγματοποίησαν επιτόπου επιθεώρηση στο πλαίσιο των εργασιών που ξεκίνησαν μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για την βελτίωση των χερσαίων συνοριακών πυλών. Ο δήμαρχος του Μπέαρμουντου, Μπουλέντ Πεπέκ, επεσήμανε επίσης ότι η πύλη είναι μια αιμορραγούσα πληγή εδώ και χρόνια και ότι 1,3 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν ετησίως το εν λόγω σημείο διέλευσης μεταξύ των δύο πλευρών. Σημειώνοντας ότι υπάρχει μεγάλη πυκνότητα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει τα 2 εκατομμύρια, ο δήμαρχος του Μπέαρμουντου υπογράμμισε ότι η διαπλάτηση του δρόμου είναι απαραίτητη. Επίσης, ο Υφυπουργός Κρατικού Οργανισμού Προγραμματισμού του Ραλίκου Σλούσοϊ δήλωσε ότι η Επιτροπή Βελτίωσης των Χερσαίων Συνοριακών Πυλών, η οποία συστάθηκε με εντολή του Πρωθυπουργού Νάλι Στέλ, ξεκίνησε πρώτα εργασίες βελτίωσης στο σημείο διέλευσης του Μετεχάν και ως δεύτερο βήμα θα ξεκινήσει παρόμοιες εργασίες στο σημείο διέλευσης του Μπέαρμουντου. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση καιρού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η περιοχή θα βρίσκεται υπό την επίδραση μιας ψυχρής και υγρής αέριας μάζας. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι αναμένεται γενικά να πνέουν βόρειοι μέτροι, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο νότιοι και δυτικοί μέτροι κατά διαστήματα ισχυροί. Σήμερα και αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες τοπικές βροχές, ενώ την Κυριακή και την Δευτέρα θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. UN Secretary-General's personal envoy Maria Angela Holguin had a productive meeting with President Ersin Tatar as the UN diplomat embarked on a second round of contacts she's holding on the island in hopes of finding common ground to restart negotiations of the Cyprus problem. Tatar, in his own statement, reiterated on having sovereign equality and equal international status for the Turkish Cypriot side in order to restart talks. Speaking after the one-hour-long meeting, the UN personal envoy, Maria Angela Holguin, said that she had a very good meeting with President Ersin Tatar and that she hoped the rest of her meetings this week with the Chamber of Commerce and Civil Society would be likewise. I hope I can continue here and continue to understand the issue and think about it more as the Cyprus issue than the Cyprus problem, she said. Tatar noted that the Republic of Cyprus, created in 1960 after the British left, was based on an agreement that allowed the two communities to live together while ensuring a balance between them. However, according to him, the Greek Cypriot side sought to dismantle this democracy, which bore federal characteristics. Criticizing the UN decision in 1964 to recognize the Republic of Cyprus as the only legitimate government on the island, as well as what he described as South Cyprus's unilateral accession to the EU in 2004, Tatar claimed that these decisions are unfair to Turkish Cypriots. Tatar insisted on the need for concrete steps towards sovereign equality before any resumption of talks. He said he was ready to consider new approaches on this basis with the UN Secretary General Envoy. Meanwhile, the UN Secretary General's personal envoy, Maria Angela Holguin, who held contacts on the island on Monday afternoon, met with the leader of the Greek Cypriot administration, Nikos Christodoulides, in the afternoon.
She also came together with the mayor of Lefkoşa, Mehmet Harmancı. According to the news website Sigma Live, the UN personal envoy told reporters after the meeting that they had a very constructive meeting with Hristo Dolides and that they will meet once more in the coming days. Noting that they have started an important week, Holgin said that she will meet with different political parties to find out their views on the Cyprus problem. She pointed out that she returned to Cyprus after a series of contacts in Ankara, Athens and London, and that she will continue to work with all her energy. Christodoulidis, for his part, said that he and Holgin exchanged views on the Cyprus problem and received information on Holgin's contacts. The special representative of the UN Secretary-General for Cyprus, Colin Stewart, and the Greek Cypriot government spokesperson, Konstantinos Letimbiodis, were also present during the meeting. Holgin then visited the mayor of the Lefkoşa Turkish municipality, Mehmet Harmancı. During the meeting held at the municipality, Harmancı presented Holgin with the Lefkoşa master plan prepared by both the Turkish Cypriot and Greek Cypriot municipalities and the visuals of the Kanlıdere projects on which the two municipalities have agreed upon. In his speech at the meeting, Harmancı noted that he was pleased to see Holgin at the Lefkoşa Turkish municipality and that he understood Holgin's task and the difficulty of building bridges between the two communities. He also expressed his belief that Holgin will put different elements on the table with a different perspective that will bring the two communities closer, break down the wall between the two sides and at least restart the negotiations. Harmancı said that they are willing to contribute to the new process and noted that a way must be found to overcome the obstacles. This country is ours platform on Monday handed a letter to the UN Secretary General's personal envoy, Maria Angela Holguin, expressing the platform's views and a request to meet with the UN diplomat. Members of the platform, made up of several MPs, party and trade union officials, as well as non-governmental organizations, gathered at the Lidra Palace crossing point on Monday morning to greet the UN Secretary General's personal envoy as she crossed over to the Turkish Republic of Northern Cyprus to meet with President Ersin Tatar. Holguin, who stopped to greet the members, was handed a letter by Selma İlem, representing the platform, expressing support to her efforts to find common ground to restart talks, the platform's views on how the process should be handled, as well as requests to meet with the UN diplomat. The letter stated that the majority on both sides of the divide desired a federal settlement based on UN parameters, and that talks should resume from where they left off at Crans-Montana as soon as possible. The fire department on Monday issued a warning drawing attention to measures the public needs to take against the risk of fire with the arrival of warmer and drier conditions and a recent increase in the number of household and workplace fires. The fire service said that devices at the workplace and households consuming high voltages of electricity should not be operated simultaneously and in multiple sockets to prevent short circuits or overheating that could lead to fires. It also urged avoiding the use of extension cords that have been damaged over time and emphasized that in case of malfunction, the control of electrical installations should be carried out by experts. The fire service also reminded the importance of having fire extinguishers on standby at home and in the workplace, which it said could prevent a fire from spreading when used. The statement also reminded the public to avoid using highly flammable substances such as kerosene or petrol when lighting fireplaces, barbecues and wood stoves that could flare up and cause fires. Dumping hot coals from grills, fireplaces or wood stoves into trash cans or elsewhere until they are completely extinguished should also be avoided. The fire service also highlighted the importance of regularly servicing and carrying out maintenance on vehicles to avoid fires caused by fuel leaks, short circuits and sparks from exhausts. Last but not least, the fire department said that ensuring your workplace and home against the risk of fire will help you cover any financial damage that may occur. The statement urged citizens who see signs of smoke or fire to immediately contact the Fire Emergency Line 199, the Forest Fire Emergency Line 177 or the Police Line 155. En çok tercih edilen estetik uygulamalar, estetik uygulamalarda